Herkese selamlar. Bugün Long Beach'teyiz, Kaliforniya'da. Yanımda muhtemelen hepinizin tanıdığı, bildiği, severek takip ettiği Amerika'da bir ada diye YouTube kanalı olan Ada var. Ada, herkese hoş geldin. Selamlar, merhabalar, hoş bulduk. Ada'yla bizim tanışmamız belki bundan yaklaşık bir sene öncesine dayanıyor. Neredeyse bir sene oldu değil mi? İkimiz de YouTube kanalı var, ikimiz de içerik üretiyoruz. Birbirimize ulaşmayı düşünmüşüz. Ondan sonra bir şekilde böyle yollarımız kesişti. Ada bir evlilik yaptı. Ondan sonra bir green card başvurusu yapacaktı. Bunun için bir avukat arayışındaydı. Ve bizim de YouTube içeriklerimizi gördükten sonra bize ulaşmış. Bizim de kendi listemizde vardı zaten. Amerika'da içerik üreten, takipçilerinin göçmenlik hukukuyla ilgilenebileceğini düşündüğümüz kişileri tespit etmeye çalışırken Ada'nın kanalı çok böyle kanlı, canlı, ondan sonra samimi gelmişti bize. Biz de ona ulaşmak istiyorduk. Böyle bir enteresan tesadüf oldu. Evet, ben ulaştım. Remzi Bey de dedi ki biz de tam size ulaşacaktık. O yüzden çok güzel bir başlangıç oldu, evet, yani. Evet, kesinlikle öyle oldu. O günden bugüne neler değişti? O günden bugüne Ada evlendi. Ondan sonra green card'ını aldı. Ben de aslında onun mülakatı için Kaliforniya'ya geldim. Evet. Başka birkaç işim daha vardı. Bu esnada bir araya gelelim, bir video çekelim istedim. Çünkü hem Ada'nın hayat hikayesi çok güzel bir hikaye, bir Amerika'da başarı hikayesi olarak düşünülebilir. Bir öğrenci olarak gelip ondan sonra Amerika'da green card'a nasıl ulaştı? Biraz ondan bahsedebiliriz. Evet. Hem de aynı zamanda çok enteresan tecrübelerimiz oldu. Evet, valla hiç beklemediğimiz şekilde gelişen olaylar oldu. Ada'nın green card dosyasında. O açıdan da iyi bir tecrübe olur diye düşündüm. O tecrübenin, o sürprizin ne olduğunu videonun ileri kısımlarında hep beraber göreceğiz. Evet. İsterseniz şuradan başlayalım. Birazcık Ada bize kendine tanısın. Ada kimdir? Amerika'ya niye geldi? Ne yapar? Biraz bundan bahsetsin. Bahsedeyim. Ada kimdir? Ada'nın aslında Amerika'ya ilk gelişi bir basketbolcu olarak, basketbolcu ve öğrenci olarak başladı. Ben liseden mezun olacağım sene basketbol oynuyordum birkaç senedir. Üniversite eğitimimi Amerika'da basketbol bursuyla devam ettirmek istemiştim. Ve aslında böyle geldim Amerika'ya. Bu şimdi çok güzel, çünkü bazen Türkiye'de gerçekten bir sporu çok güzel yapan insanlar oluyor. Evet. Onlar mesela Amerika'ya gelmek istiyorlar. Evet. Bunun metodu önce okula ulaşmak mıdır? Evet, kesinlikle. Biraz, hani ben biliyorum bunların cevaplarını ama takipçiler de duysun, görsün diye kesinlikle. Biraz. Kesinlikle. Bu aslında yıllar geçtikçe daha da popülerleşen bir şey. Benim zamanımda ben böyle bir şey olduğunu son senemde öğrenmiştim. Yani Amerika'ya gidebileceğimi ve burslu bir şekilde üniversiteyi Türkiye'deki okuyabileceğimi. Son senemde. Aynen, Türkiye'deki son senemde. Nasıl oldu? Aslında ilk yapmanız gereken şey, eğer böyle bir durumunuz varsa, hangi sporla ilgileniyorsanız veya hangi branşla ilgileniyorsanız onun videolarını toparlamak. Benim son senemde babam sağ olsun gelip bütün maçlarımı çekmişti ve onlardan böyle 5 dakikalık bir highlight videosu oluşturmuştuk. Ve okullara ulaşmaya başladım. Yani okulların antrenörlerine, basketbol takım antrenörlerine mail atmaya başladım. Belki 500 tane, 1000 tane e-mail atmışımdır farklı okullara. Sonra işte sizi beğenen antrenörlerle bir şekilde back and forth konuşuyorsunuz ve devam ettiriyorsunuz. Yani asıl amaç ilk sizi beğenen ve takımına almak isteyen bir takım bulmak, bir okul bulmak. Ondan sonra aslında okul kısmı ikinci etapta geliyor. İşte SAT sınavıdır, öyle üniversitelere giriş için gerekli olan belli belgeler, İngilizce belgeleri vesaire. Onları da toparladıktan sonra öyle bir şekilde süreciniz devam ediyor. Dolayısıyla yani normal okula gitme gibi bir süreç değil bu. Normalde okula gitmek isteseniz önce okulla irtibata geçiyorsunuz. Admissions Office, kabul ofisinden size I-20 gönderiyorlar. Evet. Sonra vize prosedürü falan filan. Ama sporcu olarak gelmek istiyorsanız, burslu gelmek istiyorsanız, bir okulun sporunda, takımında yer almak istiyorsanız önce o okulun sizinle ilgilenmesi gerekiyor. Evet. Spor departmanının. Kısacası bu. Aynen. Ve zaten eğer böyle bir şey olursa ve durum tamam biz seni istiyoruz'a gelirse onlar çok yardımcı oluyorlar. Diğer bütün belge işlerinde onlar aracı oluyorlar aslında. O yüzden biraz daha kolaylaşıyor. Sadece ilk etap zor. Yani o kendini beğendirme kısmı. Aynen. Peki biraz şundan bahsedelim. Türkiye'deki seviyen neydi? Hani
herkes yapabilir mi bunu, yoksa belli bir seviyede mi oynamak gerekiyor? Yani tabii ki belli bir seviyede oynamak gerekiyor. Benim oynadığım takım Antalya Kuleci'nde oynuyordum. Her sene Türkiye şampiyonalarına giden, ilk 4'lerde, ilk 8'lerde yer alan ve yıllarca işte isim yapmış bir okuldu. Belli bir seviyede kesinlikle olmak gerekiyor yani. Bu arada Türkiye'de Antalya'dan mısın? Evet. Antalyalısın. Antalyalıyım. Okay, tamam. O zaman Antalyalı birini Los Angeles Long Beach'te bulmak çok zor değil. Çünkü hava birazcık... Benzer diyebiliriz. Benzer tarafları var. Nemi yok sadece burada, Antalya'da olduğu gibi. Evet. Burada biraz daha böyle stabil ilerliyor ama evet, şimdi benzer. Los Angeles'ta yaşayan birisiyle New York, New Jersey bölgesinde yaşayan birisi arasındaki farkı görmek istiyorsanız da bence, üzerimizdeki aynen, kıyafetlere bakabilirsiniz. Mesela ben burada tişörtle takılıyorum. Sanki yazmış gibi. Halbuki ada dünden beri üşüyor. Evet, ben montumu çıkardım. Şu an montum da vardı üstümde. Ada'nın eşi var Gökhan. Birazdan onu da çağırırız. Biz Gökhan'la soğuk bir şeyler içmeye çalışırken Ada sıcak bir şeyler içmeye çalışıyor falan. Yani evet. Böyle mevsimin insanlara etkisi oluyor. Evet, Remzi Bey bayağı alışmış. Peki diyelim ki orada okula geldin, ondan sonra oynadın. Okul sanırım 4 sene mi sürdü? Evet, okul değiştirdim 2 seneden sonra. İlk önce bu Community College denilen 2 senelik bir okula gitmiştim. Oradan transfer oldum. Florida'da 2 sene daha okuyup tamamladım 4 senelik eğitimimi. Bu da önemli bir şey. Bir sürü insan bunu bilmiyor. Zannediyorlar ki mesela illa da 4 yıllık okuldan mezun olmak için 4 yıllık okuldan kabul olmak lazım. Aslında önce bir Community College'dan 2 yıllık Associate Degree dediğimiz, Türkiye'de ön lisans diye geçiyor, kabul alıp akabinde 4 yıllık okula tamamlamak için transfer yapabilirsiniz, evet, mesela. Evet, aynen öyle. Benim diplomamda tamamen o 4 senelik okulun ismi yazıyor ve sanki orada okumuşum gibi görünüyor. Bu da dediğiniz gibi 4 senelik okullara girmek hem atletik anlamda hem de belki akademik anlamda daha zor olabilir. 2 senelik okullara da bakmanızı tavsiye ederim. Daha kolay alım şartları olabiliyor. Peki 4 yıllık okul bitti. Bu arada sen hala oynuyorsun. Evet, 4 seneden sonra 4 senene oynadım. Orada benim basketbol kariyerim bitecekti. Çünkü Amerika'da bir kural var. Üniversitede sadece 4 sene oynayabiliyorsunuz hangi sporu yapıyorsanız. Bu da hani böyle profesyonelleşmiş artık büyük insanların tekrar üniversiteye gelip oynamasını engellemek için bir kural aslında. Bir çok iyi oyuncunun 5-6 sene oynayıp dominant olmasını engellemek için. Eşitlemek için. Arkadaşlar, Amerika'da bu tip şeylerin hepsi önceden düşünülmüş. Evet. Böyle çok fazla Türk düşüncelerine, şak kurnazlıklarına falan yer yok. Evet. Keşke olsaydı. Ben yani İşte o zaman üniversiteden mezun olurken büyük bir karar vermek zorunda kaldım aslında. Ben ne yapacağım? Türkiye'ye veya Avrupa'ya dönüp basketbol kariyerime mi devam etmek istiyorum? Yoksa Amerika'da kalmayı seçip hani burada bir şekilde yoluma devam etmeyi mi istiyorum gibi bir seçimle karşılaşmıştım. Ve Ozo benim için burada Amerika'da kalmak bir master programına başvurmak gibi görünüyordu. Çünkü hani F1'dan devam edebilecektim. OPT yapıyordum o sırada da, işte orada beklediğim sürede. Bir işe girmek ve bir şirket tarafından sponsorlu bir şekilde vizenizi almak burada oldukça zor oluyor. En iyi siz bilirsiniz. Evet. Remzi Bey de bayağı galiba zor süreçlerden geçmiş kendisi. Evet. O yüzden ben o tarafa biraz yönelmek yerine F1'dan master'ımı yapayım diye devam ettim ve Georgia State Üniversitesi'ne master programına başladım. Orada oynamaya devam ettin mi? Yoksa... Hayır. Orada dediğim gibi artık oynayamıyordum. İznim yoktu 4 seneden sonra. Ama orada yine bir basketbol takımında aslında o basketbol geçmişinden dolayı ben Georgia State'e geçebildim. Antrenörlerimin tanıdığı, orada da takımdaki antrenörleri tanıyorlardı. Bir şekilde aracı oldular yani ve bana Georgia State'in basketbol takımında bir iş ayarladılar. Assistantship, graduate assistantship. Yani mesela enteresan bir şey. Sporcu olarak, oyuncu olarak geliyorsun. Ama devamında kurmuş olduğun kontaklar sana aynı sektörde fakat farklı bir iş alanı da açabiliyor. Aynen öyle, bu kesinlikle. Bu ilişkilerle alakalı. Her şeydir. Şey. Kontakt, evet. Her şeydir. Bunu yani zaten bunu bilen herkes söyler. O yüzden evet, yardımcı antrenörüm sayesinde o assistantship'ı aldım ve de master programına başladım. Amerika'ya öğrenci olarak gelmek isteyen takipçilerimizin muhtemelen çok merak ettiği şeylerden biri de Amerika'da öğrencilik nasıl, mesela kampüs hayatı nasıl, öğrencilik hayatı nasıl? Kısaca tecrüben neydi o konuda? Biraz onu anlatabilir misin? Kısaca olmasına elimden geleni yapacağım. İlk önce şöyle söyleyeyim. Kesinlikle okuldan okula, kampüsten kampüse, eyaletten eyalete çok değişiyor. Her okulun farklı bir kültürü var diyebilirim yani. Ben bunu 3 farklı okulda okudum. 3'ünde de çok farklı ortamlar vardı. O yüzden iyi araştırmalarını öneririm. Çünkü tek bir şey söyleyemem ama kesinlikle eğlenceli, kesinlikle böyle size çok şey katacak bir ortam oluyor. Oraya herkes
sizin gibi öğrenci olmaya geliyor. Herkes bir şekilde ayaklarının üstünde durmaya geliyor yani. Ailesinden uzaklaşıp. O yüzden o ortam kesinlikle güzel bir ortam oluyor yani. Ve eğer çok merak ediyorlarsa benim YouTube kanalımda üniversite hayatımı, öğrencilik hayatımı bol bol gösteren videolar var. Evet. Onlara da bakabilirler. Evet, bu arada ben biraz sonra bahsedecektim ama gerçekten Adana'nın YouTube kanalı sanki böyle çocuklarına bırakabileceği bir miras gibi ilerliyor. Gerçekten. Yani işte anne fotoğrafın var mı? Ondan sonra bir şey çekmiş miydin? Kızım aç bak YouTube kanalına. Kızım öyle olacak bilmiyorum inşallah. Belki yani ne zaman istiyorsan. Bakalım. Ama şöyle bir şey var. Yani gerçekten orada kolej hayatı, ondan sonra kolej tabii Amerika'da üniversite demek. College diyoruz veyahut da college hayatı, oradaki tecrübeleri çok güzel bir şekilde yansıtılmış. Evet. Ben de şunu söylemek istiyorum. Ben de Amerika'da okumuş birisi olarak. Buradaki okuma hayatı sadece eğitim değil. Evet, kesinlikle. Aynı zamanda ileriye dönük kontaklarınızı oluşturduğunuz, arkadaşlıklarını oluşturduğunuz, network'ünüzü, ağınızı oluşturduğunuz bir şey. Dolayısıyla buradaki öğrencilik hayatı eğitim, öğretimin çok daha ötesinde bir tecrübe aslında. Evet. Bunu da mutlaka gözden kaçırmamak lazım. Peki okul faslından sonra şimdi biraz şunu konuşalım. Gökhan, yani sevgili eşin Gökhan. Evet. Onunla tanışma, ondan sonra bir evlilik düşüncesi, bunlar nasıl gelişti? Ya bizim Gökhan'la aslında çok eskiye giden bir tanışma hikayemiz var. Ta ben Amerika'ya gitmeden önceki lise sondaki senemde biz Gökhan'la tanışmıştık. Hani benim seneyi Amerika'ya okumaya gideceğimi, bu yüzden hani beraber olamayacağımızı aslında söylemiştim. Hatta Gökhan bana da diyordu ki ben de Amerika'ya geleceğim, ben de geleceğim diyordu. Ben de nasıl geleceksin dediğimde tam bir cevap veremediği için inanmıyordum ona. Öyle o zaman tanıştık. Hani bir şeyler yaşandı ve bitti. Sonra ben Amerika'ya geldim. Biz senelerce hiç konuşmadık. 4 sene boyunca falan neredeyse. Hiçbir kontağımız olmadı. Ondan sonra üniversiteden mezun olduğum yaz ikimiz de tesadüfen işte Antalya'ya tatile gelmişiz. Ve bizim ortak bir arkadaşımız vardı. Bizi ilk tanıştıran da o kişiydi. Bu arada Gökhan da Antalyalı. Evet, Gökhan da Antalyalı. O da o zaman Antalya'da yaşıyordu işte. Bu sırada Gökhan da gerçekten Amerika'ya, ben üniversitedeyken yani bu 4 sene içerisinde gerçekten dediğini yapmış. Amerika'ya taşınmış, Kaliforniya'ya yerleşmiş. Ama benim haberim yoktu yani. Biriniz West Coast'ta, biriniz East Coast'ta. East Coast'ta, aynen. Hatta bana sonradan itiraf etti. Ben biliyordum seni, işte videolarını ara ara izliyordum. Acaba Florida'ya gelsem mi diye düşünüyordum falan diye itiraf etti. Videonun faydaları. Aynen. Sonra işte yazın ikimizin de Antalya'da olduğu bir yaz tatilinde yine aynı ortak arkadaşımız, ismi Tuna. Buna da oradan teşekkürlerimizi tekrar sunalım. Tuna'ya selam. Aynen. Bizi tekrar böyle bir görüştürdü. Kendisi beni görmeye geliyordu. Gökhan da yanımda, getireyim mi dedi. Ben de getir, yıllardır görmedim, ne yapıyormuş, ne ediyormuş, bir konuşalım dedim. Görüşüş o görüşüş ve biz tekrardan böyle görüşmeye başladık. Bu Antalya'da oluyor. Bu yazın Antalya'da oluyor. Bu yaz tam benim üniversiteden mezun olup master'a başlayacağım aradaki yaz oluyor. Ben ona tekrar dedim ki hani ben Atlanta'ya gideceğim, master'a başlayacağım. Sen Kaliforniya'dasın, hani nasıl olabilir, nasıl yapabiliriz falan diye konuşuyorduk. Bu arada uçakla 5 saat. Evet, uzak. Yani 3 saat zaman farkı var arada. 3 saat zaman farkı var. Dedi ki ben Atlanta'ya gelirim senin yanına dedi. Okulunu bitirene kadar seninle beraber orada yaşarım dedi. Ben de tamam o zaman bayağı dedim. Bayağı kararlı. Evet, ve öyle başladı ve şimdi buralardayız. Peki sonra Atlanta'ya geliyor. Siz bir süreçte beraber oluyorsunuz. Evet. Ondan sonra evlenme kararı nasıl oldu? Evlenme kararı tam benim işte artık master'ımın biteceği son bir ay falan kalmıştı. Biz zaten düşünüyorduk yani, tabii ki durumları da biliyoruz. Benim okulum bittikten sonra gerekirse ülkeden çıkmam gerektiğini, vizemin süresinin dolacağını falan biliyoruz. Zaten konuştuğumuz bir olaydı yani. Sonra hatta sizi aradık. Evet. O arada beni aradınız. Bu arada şunu da söyleyelim. Gökhan'ın da green card'ı var. Evet. O da nasıl olmuş? Gökhan babasından doğru green card alıyor. Babası da EB5 programıyla, evet, EB5 yatırımcı vizesi programıyla green card alıyor. Gökhan da o sırada 21 yaşın altında olduğu için babasından green card almış oluyor ve bir araya geldiklerinde, tanıştıklarında Gökhan green card'lı, Ada da F1'lı. Evet. Sonra beni aradınız. Biz aramamızın sebebi aslında biraz şuydu. Hani biz bunun gerekçeğini biliyoruz ama zamanlaması nasıl olur? Ne zaman yapmalıyız? Şimdi yapsak nasıl olur? Hani belki şey düşünüyorduk. Okulun bittikten sonra yazın Türkiye'ye gideriz. Ailelerimizle beraber belki bir düğün, hani öyle bir şey yaparız. Zamanlamasını tam oturtamamıştık yani kafamızda. Öyle sorularım olduğu için ben Remzi Bey'e aslında ulaştım. Hani nasıl yapabiliriz falan tarzı. Öyle bir tanışmamız oldu Remzi Bey'le de.
Oradan Remzi Bey bize dedi ki şimdi tam sırası dedi yani kısacasıyla. İsterseniz siz de açıklayabilirsiniz evet, yani, o durumu. Evet, çünkü o zaman green card sahiplerinin eşleri için avantajlı bir durum vardı. Hı-hı. O hala devam ediyor. Amerika içinde oldukları süre boyunca eğer statülerini devam ettiriyorlarsa çok fazla bir bekleme süresine ihtiyaç duymadan hemen eşleri için başvuru yapabilmeleri imkanı, ki bunu zaten kendi videolarımda sık sık anlatıyorum. Hı-hı. Bu konuyu çok uzatmadan. Onlara dedim ki eğer şu anda bu işi yapmak istiyorsanız, yani evlenmeye karar verdiyseniz, evlendiyseniz, hı hı, tam sırası, bunu hemen yapabilirsiniz. Biz de hemen başvuru yapabiliriz. Tabii hiçbiriyle anlaşarak söylemedim bunu. Evet. Tamamen tamamen hukuki, profesyonel görüştü. Evet, öyle bize dedi, en avantajlı zaman şimdi olur. Hani eğer şimdi yaparsanız 7-8 ay içerisinde olmuş olabilir gibilerinden bir şey söylemişti hatta. Hatta bana pek inandırıcı gelmemişti ama şimdi dönüp baktığımda demek ki gerçekten öyleymiş diyorum. Çünkü 4 ay gibi kısa bir sürede. Aslında bu süreler bizim müvekkillerle konuştuğumuz zamana göre değişebiliyor. Mesela evet, o zaman konuşurken 7-8 ay diyordum. Şimdi evet, konuşurken başka bir şey söyleyebilirim. Bu benimle ilgili değil. Bu göçmenlik bürosunun bu dosyalara ne kadar sürede baktığıyla alakalı evet, bir şey. Çok değişken. Ve ne büyük sürprizlerle karşılaştığımı sen de görebiliyorsun. Evet. O yüzden o dönem için demek ki süreler oydu ki öyle bir şey söyledik. Evet. Dolayısıyla dedik ki Ada, senin F1 statüsünde devam ederken eşin sana green card başvurusu yapabilir. Hı hı. Böylece bir düğün merasimi. Atlanta'da Gökhan'la çok alçak gönüllü bir seremoniyle evlendik. Çok güzeldi bence. Şimdi dönüp baktığımda o da bana çok özel geliyor yani, öyle olmuş olması durumlardan dolayı. Evlendik ve bir ay içerisinde, bir buçuk ay içerisinde galiba dosyalarımızın hepsini hazırlayıp içeri verdik yani. Evet. Sağ olsunlar Remzi Bey ve Ebru Hanım. Buradan ona da selamlarımı iletiyorum. Çok yardımcı oldular. Çok kolay oldu her şey yani. Bizim sadece gereken şeyleri toplayıp göndermemiz gerekti. Bütün işi onlar yaptı yani. Arka planında ben neler oldu bilmiyorum. Dediklerimizi, istediklerimizi çok zamanlı bir şekilde hazırladınız, gönderdiniz. Zaten uzun süredir devam eden bir ilişki olduğu için evet, ispat etme konusunda çok zorlanacağımız bir durum da değildi. Evet. Şimdi gelelim dosyayı faal ettikten sonra neler olduğuna. Evet. Biz sanırım dosyayı, siz Atlanta'dan Los Angeles'a taşınma durumunuz vardı. Evet. Ve dedi ki Atlanta'dan Los Angeles'a taşının, ondan sonra gönderelim. Çünkü, hı-hı, dosyanın adres değişikliği meselesi çok sıkıntı büyük bir problem oluyor, olabilir. Evet. Dolayısıyla sizin Los Angeles'a taşınmanızı bekledik. Evet. Los Angeles'a taşınır taşınmaz da dosyayı gönderdik. Evet. Doğru mu? Doğru. Sonra siz Los Angeles'taki hayatınıza başladınız. Aynen. Peki o zaman şöyle bir soru, araya bir dinlendirme molası diyelim. Tamam. Los Angeles'taki hayatın nasıl gidiyor? Atlanta'dan sonra nasıl buldun burayı? Biraz istersen ondan bahset. Yani Atlanta'dan sonra kesinlikle böyle breath, yani ne denir? Breath of fresh air mi denir böyle? Çok iyi geldi gerçekten. Çok farklı. Atlanta'nın çok fazla böyle şehir havası vardı. Ben çok sevmiyordum yani açıkçası. Yalan söylemeyeyim. O yüzden buranın enerjisi çok farklı gibi düşünüyorum. Tabii şöyle. Atlanta'da sen downtown'da kalıyordun. Evet. Atlanta'nın çok güzel yerleri var. Evet orada işte. Çok ha, o da var. Evet. Atlanta'nın, ben şehrinin tam merkezinde evet, kalıyordum ve bütün her şeyim, okulum, işim hep oradaydı ve çok küçük bir alanda gidip geliyordum sürekli ve orası şehrin kesinlikle çok güzel, çok doğal, böyle yemyeşil ormanların olduğu yerleri olduğunu biliyorum. Evet. Oraları çok güzel, hiç lafım yok ama benim o yaşam alanım orada çok memnun olduğum bir alan değildi yani. Bir de rutindeydin. Evet, devamlı. Bir de rutindeydim. Çok yani okula gidiyordum, işe gidiyordum, spor yapıyordum vesaire, çok meşguldüm. Buraya geldim. Alan kesinlikle işte 5'ten 25'e çıktıysa, şimdi yaptığım işler bir anda hani 25'ten 5'e indi. O yüzden hani okulum yok, işim yok artık. Hani böyle bir bekleme sürecindeyim. Ne yapacağım, ne kadar bekleyeceğimi bilmediğim bir süreçteyim falan. O beni biraz böyle moralmen düşürdüğü zamanlar kesinlikle oldu. Videolarımda da bundan bahsettim, benim takipçilerim bilirler. Ama şimdi yukarı doğru artık çıkıştayız umarım. Şimdi yeşil kartı da almamla beraber küçük bir Türkiye tatilinden sonra bakalım, çıkışa geçmeyi planlıyorum. Ada'nın çok sevdiğim özelliklerinden bir tanesi, çok kompleks konuları bile kendi hissettiği konularla alakalı çok rahat bir şekilde anlatabilmesi. Gerçekten bu çok büyük ustalık isteyen bir şey. Bu önceden de böyle miydi yoksa zaman içinde YouTube videolarıyla mı oluştu? İşte onu bilmiyorum ben ama de, yani hissettiklerini, düşündüklerini o kadar rahat, böyle o kadar sorunsuz, kompleksiz bir şekilde rahat anlatıyor ki ve karşıya geçiyor ki gerçekten bu özelliğine çok bunu hayran olduğumu söylemek istiyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Bunu söylemeniz bana çok ilginç geliyor. Çünkü ben de öyle hissediyorum ki kafamda böyle çok karışık, bana çok karışık gelen şeyleri sanki aktaramıyormuşum gibi hissettiğim zamanlar da oluyor. Ama demek ki işte her insan kendisine böyle en kötü
gözden baktığı için bunu duymak iyi geldi evet. Yani. Biraz kendimizin savcısıyız. Evet, kesinlikle. Gerçekten hem kanalın çok güzel hem çok güzel paylaşıyorsun. Teşekkür ederim. Benim böyle işin doğrusu başkalarının hayatlarını seyretme gibi ondan sonra böyle bir şeyim hiç yok. Gerçekten anlıyorum. İşin doğrusu ve seninle tanışana kadar da kimsenin videosunu, sizinkiler de dahil olmak üzere evet. seyretmemiştim. Sadece bizim ofiste senin gerçekten videolarını seven, seyreden takipçilerin var. Onlar bana habire bahsediyorlardı. İşte ada. Sonra da seninle tanıştıktan sonra işte biz de seyretmeye başladık. Evet. Ama gerçekten güzel. Yani tebrik etmek lazım. Özgün içerik. Amerika'daki hayatın nasıl olduğunu merak eden, bunu gerçekten filtresiz bir gözle görmek isteyen, evet. herhangi bir edit, yapmacıklık, işte güzelleştirme veya kötü anlatma öyle şeyler olmadan iyisiyle direkt kötüsüyle. İyisiyle kötüsüyle anlatan bir evet. kanal olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Peki gelelim Zurna'nın zırt dediği yere. Evet. Sürprizlere. Biz dosyayı gönderirken bu mülakatın muhtemelen 7-8 ay içinde geleceğini, belki de daha uzun geleceğini düşünüyorduk. Kaç ayda geldi mülakat? 4 ay. 4 ayda geldi. Evet. Şimdi burada normalde iş bitirici bir avukat olsa der ki tabii içeride tanıdıklarımız var. O yüzden. O yüzden oldu. O yüzden 4 ayda geldi ama tabii alakası yok. İçeride tanıdığım var. Ondan sonra dosyalarınızı hızlandırabilirim. İşte bir arkadaşım böyle daha önceden göçmenlik bürosunda çalışmış olan bir avukat var falan. Bunlar değil arkadaşlar. Dosyanızı tamamlıyorsunuz. Tam hazırlıyorsunuz, eksiksiz hazırlıyorsunuz. Ondan sonra da ne olacağına bakıyorsunuz. Evet. Yapabileceğiniz en iyi şey iyi hazırlanmak. Bunun dışında herhangi elinizden yapabileceğiniz bir şey yok. Elinizden bir şey gelmiyor. Nitekim evet. bunu nasıl anladık? Biz dosyayı gönderirken 7-8 ay diye tahmin ettiğimiz mülakat süresi bir anda 4 ayda geldi. Evet. Bu göçmenlik bürosunun processing time'larıyla açıklanabilecek, izah edilebilecek bir şey değil. Değil. Neden 4 ayda geldi? Vallahi sebebini bilmiyorum. Merak da etmiyorum. Ama geldi yani. Evet. 4 ay içinde gelmiş oldu. Dolayısıyla ilk sürprizi burada yaşadık aslında. Evet. Bu bazı diğer göçmenlik hukuku işlemlerinde de olabilen bir şey. Bir periyot veriliyor. Bunun öncesinde sonrasında olabilir. Göçmenlik bürosunun dosyaları hızlandırmak için bir sistemi var premium processing diye. Ama bu sadece belli dosyalarda uygulanabiliyor. Bu evlilik dosyası da uygulanmıyor. Dolayısıyla biz de onu zaten gündeme getirmemiştik. Evet. Ama 4 ayda mülakat geldi. Getirmişiz sonra, gibi oldu. Getirmişiz gibi oldu. Peki mülakat gelince ne hissettin? İlk önce heyecanlandım, sevindim. Ondan sonra o stres başladı yani. Şimdi bir mülakat, şimdi daha fazla gerçek olmaya başladı, gerçek hissettirmeye başladı. Evlilik gerçek olmasına rağmen hani devletin karşısına çıktığınız için illa bir stres oluyor. Yani böyle bir nasıl olacak tarzı böyle bir hisler oluyor. Ama size güvendik. Siz de zaten hazırlanmak için bize daha bir ay öncesinden hazırlanma mülakatıyla bir telefon görüşmesi yaptık. Uzun uzun bize nasıl olacağını anlattılar hem Ebru Hanım hem Remzi Bey. Ne tip sorular gelebileceğiyle ilgili hem liste gönderdiler hem tekrar telefonda konuştuk. Öyle bir hazırlanma sürecine girdik yani. Evet. Bu arada peki mülakat hazırlığından bir adım geriye gidersek onu biraz önce konuşmadık. Dosya hazırlığı safhasında çok zorlandınız mı? İlk dosyayı gönderirken? Aslında çok zorlanmadım galiba. Çünkü benim de öyle önemli belgeleri yani tutma şeyim vardır, tutma alışkanlığım. Ve benim açımdan hani öğrenci olduğum için aslında böyle çok toparlamam gereken, çok da böyle derinlere inmem gereken şeyler yoktu. F1'larım vardı işte böyle, I20'lerim evet. vardı. Onlar zaten hep duruyordu. Çok zor bir şey değildi. Ben biraz o işleri severim yani böyle organizatör hani bul çıkart falan yolla. Hoşuma gitti aslında. Aynen o problem evet. olmadı benim. Göçmenlik hukuku işlemlerinde arşivcilik meselesi çok önemli. Bazen Hı-hı. geriye dönüp bir doküman istediğimizde olmayabiliyor, ortaya evet. çıkmayabiliyor. O yüzden ben diyorum ki green card alana kadar hatta belki vatandaş olana kadar bütün belgelerinizi saklamanızda çok büyük fayda var. Evet. Sevgili eşim bize kahve getirdi. Evet Gökhan sağ ol. Reji. Çok teşekkür ederiz. Reji. Kamera arkasındaki dev kadro. Evet. Teşekkür ediyoruz kendisine. Evet. Şimdi mülakat hazırlığı bu şekilde. Hı hı. Hazırlandık mülakata. Sonra mülakata gitme zamanı. İşte evet. ben Los Angeles'a geldim. Başka işlerim de vardı. Hem de sizin mülakatınıza da bizzat katılmanın iyi olacağını hep beraber düşündük. Hı. Ondan sonra birlikte buluştuk ve mülakata gittik. Evet. Sabah bir dakika. Burayı ben anlatmak üzere. Burayı ben anlatmam lazım. Bizim mülakatımız öğlen 1'deydi. Tamam mı? Bir sabah böyle nasıl heyecanlıyız ama çok heyecanlıydık yani gerçekten. Ve ben çok da merak ediyordum bu arada. Hani heyecanla beraber, stresle beraber bir de merak vardı. Hani nasıl geçecek, bizi mülakat eden insan nasıl olacak, nasıl bir hava olacak odada. Merakla bekliyordum yani. Neyse gittik kalktık gittik. Check-in yapmak gerekiyor orada ilk önce. Binaya girdikten sonra
Orayı herhalde... Bu arada şu araya girmek istiyorum. Gökhan giderken nasıl panik, nasıl telaşlı? Gökhan bir gel ya. Bir kendini göster hadi. Gel evet, Gökhan. Evet. Gelmen lazım. Çünkü konu sensin, gel. Şimdi Gökhan'ın şöyle bir stresi var. Ben Gökhan şöyle yanışım. Geçmişte Los Angeles Immigration Office'inde ondan sonra işlemler yaparken zorlandığı zamanlar olmuş. Evet. İşte oraya walk-in olarak gittiğinde, randevu alırken veyahut da pasaportuna mühür vurdururken. Dolayısıyla Gökhan'ın böyle çok enteresan, sadece yüzüne bakınca anlayabildiğin bir stres durumu söz konusuydu. Evet. Ve aslında oraya giderken ayakları hep geri geri gidiyor. Böyle bir durum söz konusuydu. Evet, değil mi Gökhan? Başım yandı orada. Yani daha önceden green card'ımızın yenilenme sürecindeyken çok... Devletin burada yavaş çalışmasından mı diyeyim artık? Sadece LA'deki officerların da olabilir, bilmiyorum. Green card'ımızın gelmesi gelmedi. Neticede gelmedi. Evet, 2 yıldan fazla sürdü ve biz buraya hapis olmak zorunda kalmıştık. Yani Türkiye'ye gidip gelmek istediğimiz zaman bir tane adit stamp denilen bir pasaport damgası vardı. Onu almaya giderken çok kez... Alamadınız. Evet, çok kez alamadık, çok kez denemek zorunda kaldık. Şimdi aslında aslında şöyle, Gökhan'ın anlattığı olay, EB-5 üzerinden green card almakta 2-3 tane safa var, faz var. Evet. Tabii o zaman yaşı çok küçük olduğu için muhtemelen ne olup ne bittiğini çok bilmiyordu ama babasının evet. yönlendirmesiyle işte oğlum oraya git bunu yap falan filan. Evet. Dolayısıyla orada bir hakikaten 2-3 faz var. Çok da uzun süre böyle Amerika dışına çıkamama, hapis olma gibi durumlar olmuyor aslında. Ama EB-5'ın zor bir süreç olması, özellikle o zamanlarda bayağı zor süreçleri vardı. Ondan kaynaklanan bir durum var. Evet. Oradan kaynaklanan Gökhan'da bir travma var diyelim. Evet. Göçmenlik bürosu travması. Gökhan çok defa böyle gitmiş, böyle işini bir türlü halledememiş, geri dönmüş, tekrar gitmesi gerekmiş falan. O yüzden o ofisle böyle ilgili kötü anıları var ve o yüzden ekstra stresliydi mülakata evet. gitmeden önce. Evet. Peki sonra ne oldu? Sonra biz mülakata gittik. Orada içeri girdiğinizde size ilk önce işte mülakattan önce check-in yapabileceğiniz bir odaya yönlendiriyorlar. Orada bekliyorduk check-in yapmak için. Sonra bizim sıramız geldi. Gittik cama doğru üçümüz. Bize böyle böyle bekliyorum ne diyecek diye. Böyle elinde bir kağıt vardı. Baktı bizim ismimize elinde fosforlu sarı bir kalemle çizerken bize dedi ki karar verildi ki işte size mülakat yapmamıza gerek olmayacağına karar verdik tarzı bir şey söyledi. Ben böyleyim ne? Böyle hepimiz birbirimize bakıyoruz. Hani ne olabilir ki? Beklediğimizin tamamen hiç alakası olmayan bir şey oldu. Yani hani mülakata gireceğiz. İyi gidebilir, kötü gidebilir. Tamamen bunları bekliyoruz. Ama hiç mülakatın olmayacağına dair hiçbir şey beklemiyorduk. O yüzden hiç inanılmaz. Hiç konuştuğumuz bir konu değil. Değil de Remzi Bey de dedi ki zaten 20 senelik avukatlık hayatımda ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Hani mülakatın olmaması gibi. Biz farklı bir iki fikir ürettik aslında. Dedik acaba çok dolu, sabah 11.30'da mülakatı olan hala bekleyen bir iki kişi vardı. Acaba çok yığılma oldu da bizi şimdi gönderecekler sonra tekrar mı çağıracaklar falan. Yani aklımızda soru işaretleri doğdu ve hiçbir şeye vardıramadık yani bu şeyi. Bize ama en sonunda dediler ki siz sadece dosyalarınızı bırakacaksınız ve gideceksiniz. 30 gün içerisinde de size haberinizi vereceğiz dediler. Ve bizi oradan öyle gönderdiler yani. Evet, şöyle. O gün orada mülakatı olan 4-5 tane kişiye aynı işlemi yaptılar. Hı hı. Yani size şu anda mülakat yapmıyoruz. Sadece evraklarınızı bırakın ve gidin. Hı hı. Bu tabii birkaç şekilde yorumlanabilir ama bir kere overbook denen bir şey var. Mesela aynı işte bir uçağa gittiğinizde biletlerin çok fazla sayıda satılması, yeterli koltuk olmaması, sizi uçağa alamıyoruz, bir sonraki uçağı alacağız gibi bir şey orada vardı. O kesin yani. Çünkü hı hı. çok fazla kişiyi çağırmışlar ama yeterince mülakat yapamıyorlar veya o gün bazı görevliler, memurlar gelemedi, hasta oldular. Bir şey vardı orada. Evet. Dolayısıyla böyle bir süreç vardı. Belki de bize mülakat yapmıyoruz demek istemediler. Şimdilik mülakat yapmamayı düşünüyoruz ama siz evraklarınızı bırakın, inceleyince size geri döneceğiz dediler. Ama gerçekten oradan çıktığımızdaki durum biraz böyle şaşkınlık durumu. Sudan çıkmış balık diyebiliriz gibi. Yani böyle. Ben bittik sandım yani. Öyle mi? Ben orada kadın o üstümüzü çizerek çizerken
Dedim tamam. Yine o, kötü bir şey oldu. Yine kötü bir şey. O kırmızı kalem olursa öyle. Evet, o kırmızı. Sarı iyi bir şey. Ya kırmızı kalem diye de bir şey yok. Şaka yapıyorum sana. Şimdi ama şöyle bir şey var. Göçmenlik bürosu istediği her mülakatı waive etmek dediğimiz, istediği her mülakatı feragat edebilir, vazgeçebilir. Ama evlilik randevularında bu gerçekten şimdiye kadar benim hiç karşılaşmadığım bir şeydi. Ama o gün orada olan diğer başvuru sahiplerinin de başına aynı şey gelmesi bizim çok da böyle unique dediğimiz, kendimize has bir durum olmadığı kanaatini oluşturdu bende. Evet. Biz o gün çıktık, gittik böyle bir şeyler içtik ama hala böyle kafalar dönüyor ne oldu evet. bugün diye. Şimdi ne oldu şimdi yani? Şimdi ne oldu? Peki sonra ne oldu hala? Sonra işte ben şimdi diyorum 30 gün bekleyeceğiz, hani her gün bekleyeceğiz, bugün mü, bugün mü, bugün mü? Tam bir gün sonra, dün sabah telefonum çaldı. Üstünde scam likely yazıyor. Hani bilinmeyen bir numara olduğu için. Ama Los Angeles, California. Açtım telefonu. Dedi Ada bana bak, Yalçın'la mı görüşüyorum? Evet dedim. Ben USCIS'den diye çok sesi yaşlı gelen, tonton gelen bir amca beni aradı. Ve dedi ki senin için bazı haberlerim var. Hazır mısın dedi. Oturuyor musun falan dedi. Otur istersen falan dedi bana. Bu arada ben telefonu de... iyi ki Gökhan açmadı. Evet. Gerildim ya. Evet. Hatta ben buraları videoya çektim yani vlogda. Öyle umarım mi? Görülecek. Evet. Dedi ki her şeyin onaylandı. Green Card'ın onaylandı. Birkaç hafta içerisinde postayla kartını yollayacağız dedi. Ben zaten bunu dedim. O rahatlamayla böyle adama bir anda konuşmaya başladım. Diyorum ki çok şaşırmıştım. Nasıl bize işte mülakat yapmadınız. Her şey çok beklemediğimiz gibi oldu falan. Adam dedi well işte YouTube'da paylaştığınız videoları gördük dedi. Sonuç olarak benim YouTube kanalımı izlemişler, bulmuşlar artık. Herhalde sosyal medyada da belli bir araştırma yapıyorlar demek aslında ki. Aslında şöyle dosyanın içinde screenshotlar onları da vardı vermiştik. Biliyorsun. Tabii, evet, tabii. Evet. Görüntülerini koymuştuk. Evet koymuştuk. İşte ama o bir bilinmezlik. Acaba oradan görüp mü baktılar yoksa sosyal medyadan kesinlikle, araştırma yapıp mı buldular? Kesinlikle sosyal medya araştırması yapılıyor. Dolayısıyla onu da yapmış olabilirler. Tabii ki. İzlemişler videoları ve gerçek olduğuna kanaat getirmişler dedi. Beraber yaşamışsınız, düğününüzü yapmışsınız, her şeyi gördük yani. YouTube İnandık. Kanalının bir faydası daha mı olacak? Evet, olsun? Yani eğer evlilik üzerinden green card istiyorsanız bir YouTube kanalı açmak iyi olabilir. Arkadaşlar her şeyden önemlisi yaptığınız her şey gerçek olacak. Evet, tabii. Gerçek olduğunuz şeyleri dokümante etmekte fayda var. Neden? Çünkü göçmenlik bürosu görevlisini sizin evinize gönderemezler. Sizinle beraber bir gün geçirmesini isteyemezsiniz. Böyle bir şeye ne bütçeleri var ne zamanları var. Dolayısıyla her şey sunduğunuz evraklarla alakalı bir şey. Evet. Bir arada olduğunuz dokümantasyonla alakalı bir şey. Burada da bunun çok enteresan bir tecrübesini yaşamış olduk. Gerçekten bir evlilik dosyasında bir mülakattan feragat edilmesi, mülakatın yapılmaması o kadar istisnai bir durum ki. Bir de arayıp haber verdiler. Ve arayıp haber vermeleri. Ona da birazcık celebrity effect diyorum ben. Yani biraz meşhur olmanın vermiş olduğu bir şey olabilir. Kendimi özel hissettim çok, yani hafiften. Bu kadar böyle bir hani oturuyor musun, hazır mısın evet, haberi evet. gibi. Tatlı tatlı yani. Aslında bu biraz da şunu gösteriyor. Göçmenlik bürosundaki memurlar da insan. Evet tabii yani ki. Yani onların da duyguları var. Hani bazen böyle oraya gittiğinde bir panik, bir stres zannediyorsun ki işte mahkeme duvarı gibi karşında olacaklar. Evet. Hayır ya onlar da insan. Onların da eşleri, çocukları, aileleri, anne babaları var. Bu konuları biliyorlar yani. Evet. Dolayısıyla siz onların işini kolaylaştırmak için evet. mümkün olduğu kadar fazla dokümantasyon sunmanızda fayda var. Çok güzel bir gesture diyoruz buna. Çok güzel bir jest oldu evet. Senin için. Kesinlikle unutamayacağım. Hani bir tek şuna üzüldüm. Hani üzülmedim de. İçimde kaldı o mülakatın olmamış olması. Hiç bilemeyeceğim o nasıl bir ortam oldu, nasıl, ne tip sorular soracaklardı vesaire. Ama neyse bu da böyle olmuş olsun dedik. Yine farklı özel bir deneyim oldu yani kesinlikle. Bence Gökhan onu hiç merak etmiyor. Ben merak etmiyorum. Ya aslında biraz ediyorum ama böyle olması çok böyle iyi Böyle olması daha evet. Yalnız şöyle de bir şey var. Bütün de bundan feragat edilme durumu da söz konusu olmayabilir. Şöyle ki bu green card'ınız şimdi geldiğinde 2 yıllık olacak. Evet. 2 yılın altında evli olduğunuz için. 2 yılın sonunda bir başvuru daha var. Evet. Bu sefer 10 yıllık green card'ı almak için şartların kaldırılması diye. Evet. Orada bazen yine mülakat oluyor. Şimdi Gökhan'ı çok telaşa sokmak istemiyorum ama yani hani merak ediyorsun ya. Aşkım merak etme. Ben YouTube'a devam. Hiç problem değil. Şey, nasıl bir mülakat? Aynısı. Aynı. Olmayan. Olmayan mülakatın aynısı.
Yani hiç deneyimleyemediğim. Belli olmaz. Evet. Peki harika, çok güzel. Hayırlı uğurlu olsun tekrar. Teşekkür ederiz valla. Hem evliliğiniz hayırlı uğurlu olsun. Allah bir yastıkta kocatsın. Hem Los Angeles'taki yeni hayatınız. Evet. Hem Ana'nın green kartı. Peki bundan sonra ne var Ada ve Gökhan için? Valla şimdi kart geldikten sonra küçük bir Türkiye kaçamağı yapmak istiyoruz. 2,5 senedir gidemedik. Yani yazın gitmeyi düşünüyorduk işte. Evlendiğimizden beri biz gitmedik. En son Türkiye'ye gittiğimizde iki ayrı single person olarak gitmiştik. Şimdi evlendik. Tekrar bir gitmek istiyoruz. Geldiğinde ilk bir onu yapacağız. Halletmemiz gereken bir iki işimiz var. Sonra buraya dönüp artık burada bir hayatımızı yavaş yavaş kurmaya başlamak istiyoruz yani. Bu arada Gökhan ekstrem sporlar. Evet. Türkçesi var mı onun? Aşırı spor mu deniyor? Ekstrem spor ya. Ekstrem spor. Türkçesi de öyle. Evet. Yani surf, kaykay. Başka ne var Gökhan? Snowboard. Snowboard, wakeboard. İşte böyle fiziksel hareketler diyebiliriz. Taklalar, evet. Maklalar. Taklalar, makla. Aynen. Yani inanılmaz sportif bir çift. Görmüş olduğunuz evet. Çift. Dolayısıyla o konuda da gerçekten, gerçi Adana'nın kanalında Gökhan'ın da yaptığı şeyler, sporların birçok paylaşımları var. Evet. Oradan da takip edilebilir. Evet. Vallahi harika. Sizinle sohbet etmek çok zevkliydi. Zaman nasıl geçti bilmiyorum. Bu video kaç dakika olacak onu da bilmiyorum. Muhtemelen çektiğimiz şeylerin çoğunu kesemeyeceğiz. Çünkü çok doğal aktı gitti. Onu evet. da biliyorum. Artık biraz uzun bir video olsa da umarım takipçiler beğenir. Umarım keyifle izlerler. Sizin tecrübenizin bizim takipçilerimizi çok yakından ilgilendireceğini düşündüm. Çünkü işin içinde F1 var, evlilik üzerinden green card var, EB5 üzerinden green card alma var. Dolayısıyla böyle bir süreç. Evet. Dolayısıyla bunun çok ilgi çekeceğini düşündüğüm için ve zaten tanınan, bilinen birisi olduğun için bunu takipçilerimizle paylaşmak istedim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Ben de çok keyif aldım. Çok teşekkür ederim. Güzel. Kanalımıza konuk olduğunuz için. Teşekkür ederiz. Los Angeles'taki yeni hayatınızda size başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. En son paylaşmak istediğiniz bir şey varsa buyurun. Umarım keyifle izlemişsinizdir yani. Beğenin, yorum yapın. Evet, paylaşın. Abone olun. Kesinlikle. Abone olun. Ve New York'a geldiysek eğer bir gün yolumuz düşerse kesinlikle bir görmek isteriz yani. Evet, mutlaka bekliyoruz New York'a gelirseniz. Bu arada ofisinize bir uğrarım. Evet, her evet. Şey bir selam veririm herkese. Ofise mutlaka bekliyorum. Belki de bir soru cevap gibi bir şey de olabilir. Evet, olabilir. Bundan sonra öyle bir videoda çekme ihtimalimiz olabilir. Öyle bir talep olursa. Evet. Çok teşekkürler seyrettiğiniz için. Umarım bu sohbetten keyif almışsınızdır. Belki sizlere hayat görüşü olarak veyahut da hukuki bilgi olarak bir şeyler katmıştır. Amacım zaten sizlere Amerika'daki hayatı olduğu gibi doğru bir şekilde yansıtmak ve sorularınız varsa onlara cevap verebilmek. Hepinize çok güzel bir Long Beach, Kaliforniya gününden sevgilerimi sunuyorum. Görüşmek üzere, iyi günler. Bye bye. Bye.